Merhaba arkadaşlar, ben Ali Hoca, kanalıma hoş geldiniz. Videoyu beğenmeyi unutmayın, yorumlarınızı bekliyorum. Evet sevgili arkadaşlar, bu video sözel öğrencileri için çektiğim özel videolardan birisi. Birkaç tane daha sözel öğrenciler için video çekeceğim. Bununla ilgili çokça video izlemişsinizdir mutlaka. DGS'de hangi konular çok kolay, işte bunlarla ilgili kaç net yapmamız lazım, işte sözelciyiz bir neti hangi konulardan çıkarabiliriz tarzında arkadaşlar. İlla ki böyle videolar görmüşsünüzdür. Bir de benden izleyin, benden dinleyin istedim. Şimdi DGS sözel öğrencileri için, sözelci arkadaşlar beni dinlerlerse sadece bir net için çalışmasınlar. Çünkü bir tane konu seçiyorsunuz. Örnek veriyorum, rasyonel sayılardan bir konu seçiyorsunuz. Ve rasyonel sayılardan evet bir tane soru geliyor. Peki gelen soruyu yapamazsanız ne olacak? Geldi diyelim ki yapamadınız, yanlış buldunuz. Diğerlerine de çalışmadığınız için bu sefer bir net çıkaramıyorsunuz. Bir net çıkaramadığınız için de o yaptığınız bütün emekler, yıl içerisinde yaptığınız bütün çalışmalar hepsi boşa gidiyor arkadaşlar. Ya dolayısıyla sizin yapmanız gereken bazı şeyler var. Bunlara kesinlikle çalışmak zorundasınız. Yani bunlara çalışıp ondan sonra kendinizi garantiye almak zorundasınız. Yani hocam ben bir konu seçeyim, o konu üzerine ilerleyeyim derseniz kesinlikle yanlış yaparsınız arkadaşlar. Beni dinleyin, en az bir 3-4 tane konu belirleyin. Sözelci öğrenciler için söylüyorum. Şimdi rasyonel sayılar genelde geliyor arkadaşlar. Genelde birinci soru olur. Yani kesirli sayıdır. İşte 1 bölü 2 artı 1 bölü 3 bölü 4 bölü 5 eksi 1 bölü 6 şeklinde bir ifadedir genelde. Ve genelde çok basit oluyor arkadaşlar. Yani birinci soruyu yaptınız, yaparsınız. Genelde birinci soru. Geçen sene mesela ondalık sayılar ikinci soruymuş. Rasyonel sormuşlar ve üstüne ondalık sormuşlar. İkinci ya da üçüncü sorudur arkadaşlar. Ondalık sayı sorusu. Rasyonel ve ondalık %90 gelecektir. Ya ikisi beraber gelir ya ikisinden birisi gelir arkadaşlar. Ve kendinizi garantiye almak için bu konuya kesinlikle çalışmanız lazım. Yani DGS'de çalışabileceğiniz en kolay konulardan birisi arkadaşlar bu. Faktöriyel normalde her sene geliyor. Sadece geçen sene gelmedi ama 2024 DGS'de ben geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Buna çalışın. Yani kesinlikle hiçbir şey yapamazsanız faktöriyele ve rasyonele çalışırsanız, şu iki konuya çalışırsanız en azından bir iki net garanti şansınız olur arkadaşlar. Yani buna çalıştığınız yetmez. Dört işlemle ilgili soru geliyor. Dört işlem dediğimiz ne? Mesela ABC artı, işte alt alta yazıyor ya, ABC artı CBA eşittir. Mesela 1018 diyor. İşte ABC'nin toplamını istiyor. Bu şekilde olabilir. İşte AB'yi mesela 4 ile çarpıyor. İşte altına C0 bilmem ne yazıyor. Genelde ilk 4 soru içerisinde oluyor. 4. ya da 5. soru olabiliyor. Yani bu dediklerim rasyonel ondalık, işte faktöriyel, 4 işlem genelde ilk 4 soru içerisinde olur arkadaşlar. 4. ya da 5. sorularda bunlar olacaktır. Bunlara kesinlikle çalışın. Beni dinlerseniz bu konuların tamamına çalışmanızı ben tavsiye ederim. Üstü sayılardan 2 tane soru geliyor arkadaşlar her sene. İlk 10 soru içerisinde büyük ihtimal olur. Birincisi kolay oluyor arkadaşlar. Birincisi kolay oluyor, birincisi zor oluyor. Yani dolayısıyla siz kolay olanı çözeceksiniz. Zor olanı da genelde denklem olur. X ve y'lerden oluşur. Birincisi normal, x ve y yoktur. İşte normal ifadedir. Çarpma olabilir, bölme olabilir, toplama olabilir. Dolayısıyla üstü sayıları da çalışmanızı ben tavsiye ederim. Yani üstü sayılara çalışın. Faktöriyel kesinlikle çalışın. Ondalık rasyonellere çalışın. Bunlar kolay konular. Israrcı olmanız lazım. Yani hocam çalışıyorum, anlamıyorum. Çok ısrar etmeniz lazım arkadaşlar. Yani şimdi bir kere çalıştım, anlamadım. Sen sözelcisin. Yani sen yıllardan beri matematikten kaçmışsın. Dolayısıyla şimdi gelmişsin son noktaya, mücadele edeceksiniz arkadaşlar. Çalışıyorum olmuyor demeyeceksiniz. Sizin gibi milyonlarca insan var ve bu insanlar hep kazandılar. Bunlar kazanabiliyorsa sen de kazanırsın. Yani bir kere mantık böyle olması lazım. Tek ve çift sayılar kesinlikle gelir arkadaşlar. Yani %99 gelir. 7. sorudur genelde. 6. 7. ya da 8. sorudur. Kolay, orta, zor gelebiliyor. Bazen kolay geliyor, bazen orta geliyor, bazen zor geliyor. Değer verebilirsiniz. Değer verirken dikkat edin, tek ve çift sayılar. Bazen değer verdiğinizde yanılabiliyorsunuz. Dolayısıyla birden fazla değer vermeye bakın. Yani tek ve çift sayıları değer vererek çözecekseniz 2 ya da 3 tane farklı değer verin arkadaşlar. Tamam mı? Bunu asla unutmayın, bakın bu dediğimi. Burada kesinlikle yanılırsınız. Normalde kolaydır tek ve çift sayılar ama değere dikkat etmeniz lazım. değer verme soruları olabiliyor arkadaşlar. Tek ve çift sayılar haricinde normal x ve y'lerden oluşabilir ama yerine değer koyduğunuzda bulabileceğiniz değerli sorular çıkabiliyor. Bunlara da dikkat edin. Yaş problemleri genelde kolay oluyor. Yaş problemlerini mantık kullanarak yapabilirsiniz arkadaşlar. Mesela diyelim ki buralarda yaptınız ama emin olun sayısal mantık, yani 30'dan sonraki sorularda, 30 ile 42 arasındaki sorularda sayısal mantığın olduğu soruların sayısal mantıktan mutlaka bir tane mantık sorusu kolay geliyor arkadaşlar. Bakın sayısal mantıkta 12 tane soru var. Bunlardan 3 tanesi kesinlikle çok basit oluyor. Yani sayısal mantıkta o basit olana çalışabilirsiniz. Yani bu çalışmak değil, sınav anında bakmanız lazım. Çok basit olabilir arkadaşlar. Bundan emin olun. 3 tane basit geliyor. Yani bir soru içerisinde 3 soru basit gelir. 3 tane orta gelir. Kalan 3 tane, 6 tane de zor geliyor arkadaşlar. Yani sayısal mantığın tarzı bu. Dolayısıyla basit olana mutlaka bakmanızı ben tavsiye ederim. Bu konulara çalışırsanız arkadaşlar, yani sayısal mantıkta çalışmanıza gerek yok. Sınav anında bakacaksınız. Bu konulara çalışırsanız tahmini 7-8 net garanti oluyor arkadaşlar. Yani siz bir 7-8 net yapacak kadar çalışmak zorundasınız. Kendinizi garantiye almanız lazım. Sadece bir konu seçerseniz kesinlikle yanlış yaparsınız. Beni dinleyin, bu konuların hepsine çalışın arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kal.